Merhaba Sanayi TV izleyicileri. Bugün 2021 yılında kurulan Türkiye'nin önde gelen şirketlerine önemli projeler geliştiren Bilis Teknoloji firmasını ziyarete geldik. Savunma sanayisi alanında önemli yazılımlara imza atan Bilis Teknoloji firmasının çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz. Gökay Bey'in yanına geçiyorum. Haydi gidelim. İsmim Gökay Şen, Bilis Teknoloji'nin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda da operasyonlardan sorumlu direktör olarak görev alıyorum Bilis Teknoloji'de. 3 yıllık serüvenimiz içerisinde ciddi çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalara katkı veren temel 3 isimden bir tanesi olmak beni çok mutlu ediyor. Hoş geldiniz diyeyim sizlere de tekrardan. Bilis Teknoloji geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Türkiye'de özellikle görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme konusunda çalışmalar gerçekleştirmiş bir girişim. Biraz daha geçmişimiz aslında üniversite yıllarına dayanan bir ekibiz. Ürünlerimiz görüntüleme sistemi ama tecrübelerimiz insan savarıcı ve alt sistemleri yapısıyla geliyor. Türkiye Teknoloji Takımı'nın ilk 3 milli takımından bir tanesiydi aslında takımımız. Kocaeli Üniversitesi'nde Kovasitek adında bir takımımız vardı. Daha evvelinde de özellikle ülkemizi temsil edebilmek adına Amerika'da insan savaracı geliştirme ve uçurma konusundaki yarışmalara katılım gösterdik. Buralardaki tecrübelerimizi yavaş yavaş endüstriyel boyutta mezuniyet sonrasında ciddi ürünlere dönüştürme arzusuyla aslında Teknopark İstanbul'da 2020 yılında Cube Incubation Kuluçka Merkezi içerisinde aslında çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız neticesinde özellikle de hem ulusal pazarda çok büyük bir eksikliği bulunan hem de uluslararası pazarda da ciddi tekelleşmiş firmaların elinde bulunan bir konuya eğilmeye özen gösterdik. Bu bizim geçmiş tecrübelerimizle de örtüşen bir konuydu. Gimbal ayasar sistemleri aslında insansız sistemlerin keşif, gözetim ve istihbarat kabiliyetlerinin temelini oluşturan en kıymetli komponentlerin, alt sistemlerin başında gelen bir yapı aslında. Kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Birçok disiplini ve kabiliyeti iç içe barındıran ve bu disiplinlerin her birini ciddi bir şekilde geliştirmeniz, yönetmeniz ve hayata geçirmeniz için efor gerektiren alanlardı. Çünkü görüntüleme sistemi kullanıcıların bir otonom sistemi kullanmasındaki en temel unsur olan keşif, gözetim, istihbarat faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Burada bir sistemi oluşturabilmek için stabilizasyon, görüntü işleme, sensörleri tanıma, optik kabiliyetlerinizin bulunması, bunun akabinde görüntü işleme yazılımlarınızın ve donanımlarınızın bulunması, farklı haberleşme, motor kontrol yazılım ve donanımları konusunda tecrübeli olunması gibi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılayabilen ciddi bir ekiptik. Ciddi bir tecrübemiz vardı. Üniversite yıllarımızı aslında bir okul hayatı gibi değil, bir üretim süreci gibi, bir ürün üretiyormuşçasına adeta geçirdik. Yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Ciddi bir emek vardı arkada. Sonrasında yine sektör büyüklerimizin de desteğini alarak Teknopark İstanbul'da faaliyetlerimizi başlatarak ciddi bir noktaya geldik. 2020 yılında Teknopark İstanbul'da ön kuluçkata faaliyetlerimize başladığımızda aslında endüstriyel segmentte bir ürünün altyapısını oluşturabilecek bütün kabiliyetlere sahiptik. Belli bir araştırma, tedarik zincirinin kurulması, küresel piyasanın, ulusal piyasanın ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesiyle aslında ilk ürünümüz olan Spectrum 1650 adındaki ürünümüzü ortaya çıkarttık. 1650 bizim şu ana kadar en çok satan, İlk ürettiğimiz, hatta Generation 2 dediğimiz yeni bir versiyonunu da ortaya koyduğumuz. İlk başta çünkü 1650 adı oradan geliyor. 1650 gramlık bir ağırlığa sahipti. Sonrasında 1500 grama indik Generation 2 ile beraber. 3 sensörlü bir yapıdan bahsediyorum ben burada. Elektrooptik kamerası, infrared kamerası, lazer mesafe ölçeri bulunan, kendi içerisinde görüntü işleme yazılım ve donanımlarını ihtiva eden, tüm mekanik tasarımının, optomekanik tasarımının tarafımızla gerçekleştirildiği, motor kontrol, görüntü işleme, haberleşme donanım ve yazılımların tarafımızca geliştirildiği bir üründen bahsediyorum. Şöyle ki aslında ülkemize uygulanan ambargo ile birlikte, Kanada'nın ülkemize uygulamış olduğu, özellikle TB2 gibi platformlarımıza uygulamış olduğu ambargo ile birlikte aslında görüntüleme sistemlerinin önemi son 4-5 yıldır çok ciddi bir oranda anlaşıldı. Şöyle ki Aselsan CAT ürünü çok ciddi bir şekilde aslında büyük platformlarımızın ihtiyacını karşılıyor. Fakat bulut altı sistemler demiş olduğumuz, işte belli bir irtifada, özellikle 10.000 fitin altı görev yapan platformların ciddi manada bir görüntüleme sistemi ihtiyacı vardı ve dünyada bu ihtiyacı karşılayan firmalar çok ciddi, yüksek rakamlar, hani fahiş rakamlar diyebileceğimiz rakamlarla ülkemize satışlar gerçekleştiriyordu ki bazen çok önemli platformlarımıza ürün de sağlamadığı oluyor ki biraz sonra bunlara da değineceğiz. Son ürünümüz olan Spectrum 800'ün çıkış hikayesini de aslında orada ifade etmiş olacağım. 1650'nin şöyle bir yanı var ki ülkemizde belli bir kırınım noktası, bizim için de çok büyük bir aslında
aslında kırılım noktası oldu. Biz bu ürünümüzü Avrupa'ya ihraç ettik. 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bu ihracat Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 yıllık tarihinde daha önce hiçbir firmamız bir elektrooptik sistemi Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkenin platformuna entegre etmek adına satmamış. Böyle bir ihracat hiç gerçekleşmemiş. Bu ihracatı gerçekleştiren ilk firma Blitz Teknoloji oldu. Bu bizim aslında ulusal piyasada da bir anda duyulmamızı, bir anda aslında ilgi odağı haline gelmemizi sağladı. 1650 ürünümüzün kıymeti ve Generation 2'nin doğması için gerekli isterlerin artık ülke içerisinden büyük firmalarımızdan bizlere iletilmesi böyle başladı. Sonrasında da ciddi adetlerde zaten 1650 ürünümüzden satışlar gerçekleştirdik. Yine bu vesileyle alt komponentlerimiz olan işte video prosesörümüz var. Ayrıca ürünleştirdiğimiz. Şu anda farklı noktalarda da kullanıyor. Birazdan daha detaylı aktarmak isterim. Bu şekilde 1650'nin bir hikayesi var aslında. Üretimini bu Teknopark'ta aslında Covid döneminde böyle biraz evde, biraz atölyede olabilecek şekilde ciddi bir efor ile gerçekleştirdik. Uluslararası birçok tedarikçiyle ciddi ilişkiler kurmak adına adımlar attık. Çünkü genciz, tecrübe seviyemiz çok yüksek değil ama kabiliyetlerimiz çok yüksek. İstediğimiz, inandığımız noktada kurmuş olduğumuz bağlantılar, arayışlarımız, çalışmalarımız, sektördeki büyüklerimizin bize aslında mental olarak olsun, tecrübeleriyle vermiş olduğu destekler bizi çok ciddi bir noktaya getirdi. Bugün 3. yılımızda Türkiye'de şu anda bulut altı insansız araçları nitelikli görüntüleme sistemleri sağlama konusundaki en önemli firmalardan biri haline geldik. Şöyle aslında kabiliyetlerimiz sivil sektörde kullanıma uygun kabiliyetler. Bunlarla ilgili olarak da aslında dün hatta ben Antalya Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği bir etkinlikteydim. Orada da havalimanı işletmeleriyle ilgili olarak bazı problemlerin üzerinde durmaya başladık. Özellikle 3. havalimanımızdaki bazı eksiklikler ve aksaklıklar, görüntü işleme teknolojisi nasıl giderilebilir, hizmetler nasıl iyileştirilebilir, verimli nasıl arttırılabilir? Bunun üzerinde ve üzerinde çalışmalarımız var. Daha önce bazı ön çalışmalara başlamıştık. Şimdi daha ciddi niyetli çalışmalara doğru evriliyor süreç. SciExpo aslında bizim ulusal formatta katıldığımız ilk en büyük fuarımızdı. Birçok uluslararası heyetle işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdik. Potansiyel müşterilerimizle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ülkemizin kabiliyetlerinin bir anda toplu bir şekilde sergilenmesi, savunma sanayindeki gücümüz aslında bizim de yurt dışındaki müşterilerimize karşı güçlü bir sistemin içinde bulunduğumuzu belirtmemize çok büyük fayda sağladı. SciExpo'nun bu yönde çok büyük bir artısını gördü. Çünkü birçok farklı yabancı heyet var. Yurt içinde geliştirilen bütün kabiliyetler orada. Aselsan, Baykar, TUSAŞ, büyük firmalarımızın bütün ürünleri orada olduğu takdirde şu hissiyat oluyor. Hani Türkiye'deki bir startup gibi değil de savunma sanayinde ciddi ürünler geliştirebilen bir startup. Hani çünkü burada müşterilerimiz var. Biz zamanında Baykar'ın da alt yüklenicilerindendik. TUSAŞ'ın alt yüklenicisiyiz. İşte BMC'nin zırhlı kulelerine, yani BEST grubun geliştirmiş olduğu zırhlı kulelere de ürünler veriyoruz. Silah kulelerine ürünler veriyoruz. Video prosesörümüzle destek veriyoruz. Bunlar görüldüğü takdirde çok daha ciddi bir etki altında kalıyor yani bizim müşteri grubumuz. Yani bilinirliğiniz daha fazla tabii, ön tabii, plana çıktı tabii diyebiliriz. Ki, yani tabii. Daha iyi firmalarla işbirliği içerisinde girmişsinizdir aynen, muhakkak. Aynen öyle. Ciddi işbirlikleri oldu. Uluslararası arenada tanınırlığınız artıyor. Bu referans sistemi bizi çok destekliyor. Yani sağ olsun özellikle dönemin saha genel sekreteri İlhan Bey'in çok büyük desteğini aldık. Çok önemli kritik isimlerle görüşmelerimize vesileler oldu. Sağ olsunlar. O yüzden bizim için çok büyük bir eşikti aslında. Spektrum 800 en son ürünümüz. Şu anda aslında Spektrum ailesi 4 farklı üründen oluşuyor. 1650 Generation 2, Spektrum 3500, Spektrum 5500 ve en yeni genç üyemiz ve en hafif, en küçük ürünümüz Spektrum 800. Spektrum 800'ün hikayesi biraz şöyle aslında. Dünyada bu ürünün bir rakibi var. Biz de aslında o rakibin çözmüş olduğu ihtiyaçları, çözmüş olduğu problemleri, karşıladığı ihtiyaçları karşılayabilmek adına yola çıktık. Amerikalı bir firma olan Iron Raymond adında bir firma var. Hatta sektördeki isimler bilirler savunma sanayinde. Puma adında da bir İHA'ları var bu şirketin. Puma özellikle bizim özel kuvvetlerimizde, kara kuvvetlerimizde çok kullanılan meskun mahal operasyonlarında veya işte açık arazi operasyonlarında anlık olarak keşif gözetim önden, öncül keşif gözetim istihbarat faaliyetlerinde çok sık kullanılan bir ürün. Çünkü çok küçük, elden atılabilen bir ürün. Bunun en büyük kabiliyeti aslında Mantis E45 adında taşımış olduğu bir kamera. Yine aynı firma Iron Raymond tarafından geliştirilen bir kameradan bahsediyorum burada. Bizim kolluk kuvvetlerimiz geçmişte bu üründen çok yüksek adetlerde alımlar gerçekleştirdi. Ve ülkemizde şu anda Puma dediğim insansız hava aracının muadilini geliştiren birden çok firmamız var. Firmalarımızın yaşadığı temel bir problem var ki
Bu ürünün görüntüleme sisteminin kabiliyetlerine sahip, ciddi bir görüntü işleme, stabilizasyon, işte sensör kabiliyetlerinin yüksek olması ve ayrıca bu kadar yüksek kabiliyetin çok hafif, çok kompakt bir platformda, yani 750 gram gibi bir ağırlıkta, Mantis Y45 900 gram gibi bir ağırlığa sahip neredeyse. Biz 750 gram hedefiyle çalışmalarımızı yürüttük ve gerçekleştirdik. Bunun akabinde içerisinde kendi görüntü işleme donanımını barındıran 4 farklı sensörü ihtiva ediyoruz. Burada infrared kameramız var, elektrooptik gündüz kameramız var, lazer eliminator'ımız var, aydınlatıcımız, lazer mesafe ölçerimiz var. Yani 4 farklı sensör, bunun akabinde işte 2 tane motor, işte kontrolcüler, donanımlar. Hani böyle bir mekanizma 750 gram gibi bir ağırlıkta dış keyici ile beraber toplayabilmek, yani toplamda bir cep telefonu boyutunda neredeyse aslında bir kameradan bahsediyoruz. Ve bu ülkemize aslında şu anda son 2 yıldır falan gizli bir ambargo var bu ürünle alakalı. Geçmişte bize bu ürünleri satmış olan firmalar şu anda ne aynı platformu ne de o platformun kamera sistemini satmıyor. Yani aslında fiyat teklifini size iletiyor ama satmıyorum demiyor. Cevap vermiyor. Mailler boşluğa gidiyor sanki. Cevapsız bir ortam oluşuyor ki bu ihtiyaç bize kolluk kuvvetlerimizden, önemli insansav aracı geliştirisi platform geliştiren müşterilerimizden geldi bu talep. Bu talebin üzerine biz de 2023 yılının ortasından itibaren başlattığımız çalışmalar neticesinde 2024 yılının başında ürünümüzü nihayete erdirdik. Ve aynı zamanda ürünümüzün ortaya çıkışıyla beraber reklam çalışmalarını başlatmamızla, tanıtım çalışmalarını başlatmamızla beraber dünyadan da çok büyük bir ilgi aldı. Yani şu anda bir Asya ülkesiyle ihracat anlaşmamızı yaptık. Mart ayı içerisinde aslında gönderimimizi yapacağız. İlk teslimatlarımız gerçekleşecek. Bunun akabinde şu anda özellikle Ukrayna, İspanya, Portekiz, Brezilya gibi ülkelerden ciddi bir talep var bu hafif platformumuza. Yani özellikle 1650 ve 800 platformlarımız hafif kompakt yapıları, gelişmiş sensör kabiliyetleri, görüntü işleme kabiliyetleri vesilesiyle çok ciddi bir talep topluyor. Özellikle Körfez ülkelerinden ciddi bir talep var. Yüksek adetli talepler bunlar. Ortalamada 2 yılda teslimat planı yapılan onlarca, yüzlerce adetlik taleplerden bahsediyoruz. Çünkü özellikle Ukrayna-Rusya savaşı herkese bir ders oldu. Evet. Kendi içinde sorunlarını çözebilen, kendi içinde artık ürününü geliştirebilme çabası içerisine girmiş durumda herkes. O yüzden herkes tedarik edebildiğini tedarik etmeye çalışıyor. Bu da tabii ki bizim gibi bir görüntü geliştirici firmanın da çok çok işine gelen, çok çok arzu ettiği bir pazar büyümesi anlamını taşıyor. En büyük avantaj ve dezavantaj maliyetten, kaybettiğinizde canınızın yanıp yanmamasından geliyor biraz. En büyük ayrım burası. Çünkü insansız platformların insanlı platformlardan daha hızlı bir şekilde üretilebilmesi, daha maliyet etkin bir şekilde üretilebilmesi ve en önemlisi ülkemizin yıllarca yaşadığı terör sorunlarıyla, yıllarca yaşadığı dış mücadeleler karşısında anladığımız bir şey var ki hiçbir askerimizden daha kıymetli değil hiçbir platform. Bundan dolayı insansız platformunuzu kaybettiğinizde sadece belli bir maliyeti kaybediyorsunuz. Bu da bizlerin, askerlerimizin hayatından daha önemli olmayan bir şey. Aslında parayı sadece kaybediyorsunuz. Üzerine ne kadar maliyet etkin bir insansız sistem geliştirirsiniz? En önemlisinden farz edeyim. Dolanan mühimmat dediğimiz kamikaze insansız hava araçlarından bahsedeyim. Burada siz ürününüzü çok cüzi bir rakama mal ediyorsunuz. Diyelim ki 50 bin dolarlık bir insansız hava aracı. Yani bir kamerası var, üzerinde patlayıcı var, otopilotu var. Kaldırıyorsunuz. Milyon dolarlık bir hava savunma sistemini, milyon dolarlık işte bir tankı, yani milyon dolarlık bir kara aracını yok ediyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir size mütekabiliyet getiriyor karşı tarafa karşı. Yani onların devasa sistemleri sizin maliyet etkin ve mühendislik harikası haline getirdiğiniz insansız sistemlerin karşısında bir oyuncakmış gibi patır patır dökülmeye başlıyor. Yani bunu Azerbaycan Savaşı'nda gördük. Şu anda özellikle yani Twitter hesaplarımızda bile gezerken Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir drone'un altına bir el bombasını fünyeleyip bağlayıp bir mevziyi vurmaya gönderiliyor. Kimse canını riske atmadan savaşı aslında otonom sistemler üzerinden yürütebilir hale geldi. Bunlar yine vekil kuvvetlere çok ucuz yollu sağlanabilen mühimmatlar gibi oldu. Yani özellikle Orta Doğu bölgesi içerisindeki coğrafya içinde barınan terör örgütlerine farklı, Batı maalesef ki sadece biz geliştirmiyoruz, Batı ülkeler de bunu geliştiriyor. Farklı insansız platformları ve neredeyse peynir ekmekmiş gibi dağıtarak
herkesin birbirine çok rahat saldırabildiği bir ortam yaratılmaya başlandı. Yani insansız platformların, insanlı platformlardan en büyük avantajı maliyetleri, özellikle insan hayatının çok daha korunaklı bir hale gelmesi, insan hayatının riske edilmiyor olması, maliyet etkinliğiniz ile karşı tarafı yıldırırcasına onların milyon dolarlık platformlarını yok edebiliyor olmanız aslında. En büyük özellikler bunlar diyebilirim. Platformumuz için değişken bir süreç bu ve tabii ki bağımlı olduğumuz tedarikler, komponentler oluyor. Tabii ki almak zorunda olduğumuz, tabii ki biz ikamelerini sağlıyoruz. Yani tek bir kamera üreticisine, tek bir elektronik kart üreticisine, tek bir çip üreticisine böyle bağlı kalmak gibi bir durum içerisinde hiçbir zaman olmadık. En büyük zaten çalışma ve efor sarf ettiğimiz yer doğru tedarikçiyi, doğru ürünü bulabilmek. Bu ürünlerin ikamelerini, bu ürünlerin birbirini yerini doldurabilecek şekilde yedekleyerek gidebilmek. Aksi takdirde üretim süreçleriniz çok büyük sekteye uğrayabiliyor. Yani bundan işte geçmişte yaşadığımız Kanada ambargosu en büyük örneklerimizden biri oldu bizim. İkamesini bulabildiğiniz takdirde süreciniz devam ediyor. İkamesini bulamadığınız takdirde ürününüzü üretmekte ve satabilmekte çok büyük sorun yaşıyorsunuz. Üretim süreçlerimiz aslında şöyle. Biz genellikle bütün talaşlı imalatımızı, mekanik imalatımızı dışarıda yaptırıyoruz. Elektronik kartlarımızın tüm tasarımları bizlere ait. Bunların dizgi işlemlerini yurt içinde yaptırıyoruz. Bunun akabinde bütün donanımlar ve mekanik parçalar tarafımıza ulaştığında işte sensörleri yurt dışından tedarik ediyoruz farklı kanallardan. Bunun akabinde tedariklerin tamamı sağlandıktan sonra en büyük, en kritik konu sizin gerçekleştirdiğiniz sistem tasarımı doğrultusunda bütün ayrı parçaların birbirleriyle arayüz dediğimiz, interface yönetimi dediğimiz doğru bir uyumla çalışabilmesi, doğru bir şekilde yönetilebilmesi, elde edilen görüntülerin geliştirmiş olduğumuz video prosesörümüzde işte işlenebilmesi, görüntülerin aktarılabilmesi, çıkışların verilebilmesi, bütün elektronik süreç, mekanik entegrasyon, elektronik entegrasyon ve nihayetinde bir yazılım entegrasyonu. Bütün entegrasyonlarınızda müthiş bir uyum olması lazım. Yani %99 değil %100. %100'lük bir uyumu yakalayabilmiş olmamız gerekiyor. Çünkü birden çok sensör kullanıyoruz. İçeride iki farklı motor, motor kontrolcülerimiz, video prosesörümüz, haberleşme kontrol kartımız, genel sistem kontrolümüz, arayüzümüz arkada görüyorsunuz. Arayüzümüz yani ciddi bir efor, ciddi bir süreç. Ama her ürünümüzde değişmekle birlikte şu anda üretim kapasitelerimiz özellikle Spektrum 800'ün ciddi adetlerde talep olmasıyla birlikte tabii yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Şu anda neredeyse ayda 20-25 adetlik teslimatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Gerekli stoklarımızı gerçekleştirdiğimizde bu bizim üretim sürecimiz. Tabii bunun bir de tedarik süreci var. Uluslararası tedarik süreçleri değişkenlik gösteriyor. Bazen işte dediğim gibi yedeğini barındırmadığınız bir komponenti bulamıyorsunuz, alamıyorsunuz, sıkıntılar olabiliyor. Ama bizim özellikle endüstriyel bir üretim süreci dediğim, endüstriyel bir tecrübeyle üretim yapabilmek, endüstriyel ürün üretebilmek dediğimiz o kabiliyet zaten bu. Esas da bu tedariği yönetmemiz, esas da bu üretim sürecinin sekteye uğratılabilecek dışarıdaki bütün etmenleri kontrol edebiliyor olmamız. Bunları kontrol ettiğiniz takdirde yani Blitz Teknoloji içeriye bütün stoklarını aldığında şu anda Spektrum 800'den ayda 20-25 adet üretebilir halde. 1650 ürünümüzden ayda neredeyse yine 15-20 adet üretebilir haldeyiz. Tabii ki bu şu anki iş gücümüz. Yani iş gücümüzü arttırdığımızda bu da otomatikman tık 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 artı veriyor. Yani vites gibidir arabalarda. Yani bir yerden sonra randımanızı aldıktan sonra durdurulamaz bir hal geliyor. Üretim bizim için aslında artık gelişmiş, oturmuş bir süreç. Bu süreci oturtana kadar tabii belli sıkıntılar çekiliyor ama bir startup'ın zaten büyük bir firmaya dönüşebilmesinin en büyük bir KOBİ'den büyük bir ölçekli bir şirkete dönüşebilmesinin en büyük kırınımı bu kabiliyetleri, bu operasyonel süreçlerin tasarımıyla başlıyor. Şu anda biz kendi iç kaynaklarımızla 12 kişilik bir ekibiz. Hiç dışarıdan şu anda dış kaynak hizmet almıyoruz. Tabii ki özellikle tedarik kanallarımızı çoğaltabilmemiz, aynı anda birden çok tedarikçiyi çalıştırabilmemizle beraber işte talaşlı imalatınızda, elektronik dizginizde birlikte veya içeride işte mavi yaka personel sayımızı arttırdığımızda bu sayılar katlanarak gidiyor. Ama şu anda 12 kişilik bir ekibiz. Toplamda Ar-Ge ofisimiz ve entegrasyon alanımızla beraber 150 metrekarelik bir alandayız. Şöyle söylüyorum ben, biz aslında bir Rolls-Royce üretiyormuş gibi düşünüyoruz ürünü. Seri banttan her 30 saniyede bir, 1 dakikada bir araba değil de bir arabayı bize bir sipariş edersiniz ama bir 6 ay beklersiniz gibi düşünceler oluyor. Bizde de siparişler şu anda ortalama dünyadaki 4-5 farklı rakibimizin bütün lead time'larını biliyoruz. Rakiplerimizden neredeyse %30-%40 kadar halen daha hızlıyız. Yani bu az bir enerjiyle gerçekleştirilen performans
Tabii ki her geçen gün yatırımlarımızı da arttırıyoruz, istihdam sayımızı da arttırıyoruz. Bununla beraber gitgide daha da büyüyeceğiz. Şöyle aslında ihracat kalemlerimizden birini elimde tutuyordum. Spectre 5165 bizim video prosesörümüz. Aslında gerçekleştirdiğimiz bütün sistemlerin ana kabiliyetini oluşturan ürün. Bizim dünyadaki bütün rakiplerimiz bu sistemi dışarıdan tedarik ediyor. Gimbal pazarındaki bütün rakipler dışarıdaki hazır bir firmanın yazılım ve donanımını alıp kendine entegre ediyor. Ve bunu geliştirebilme kabiliyetlerini elinde bulunduramıyorlar. Maliyetini kontrol edemiyor, geliştirme süreçlerini kontrol edemiyor. Aslında ihracata şuradan geleceğim. Müşterilerinize ne kadar hizmetinizi açabiliyorsanız, ne kadar onlardan gelen dönüte cevap verebiliyorsanız o kadar fazla büyüyorsunuz. Yani ihtiyaçtan ziyade artık rekabetli bir büyüme var. Hani ben tek elim ve dünyada tek bu işi yapıyorum diyerek mal satılmıyor. Özellikle biz Avrupa'daki ve Amerika'daki rakiplerimizdeki bu algıyı yıkmaya başladık. Özellikle işte Afrika, Güney Amerika, Avrupa pazarında varlık göstermeye başlayalı. Buralarda bilindik bilineli. Blitz Teknoloji bunu böyle yapıyor. Siz niye bize bunu bu kadar zamanda bunu yapıyorsunuz? Yani biz artık şu üründen memnun değiliz. Hani şunu şöyle yapın gibi talepler onlara gidiyor. Ama biz cevap veriyoruz, onlar veremiyor. En büyük konu burada bu işin brain'ı dediğimiz, yani beyni dediğimiz konu aslında video işlemcimiz. 2024 yılına gelene kadar biz şu anda 5-6 ülkeye kadar çıkarttık ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını. Avrupa'da, ondan sonra Asya'da, Körfez ülkelerinde. Video prosesörümüz de ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Kendisini doğrudan 5165'i tek başına da ihraç ettik. Kazakistan'a ihracatını gerçekleştirdik. Aynı zamanda yurt içinde de ciddi bir müşteri potansiyeli var. Şu anda dediğim gibi hani Best grubun 12.7 ve 20 mm'lik silah kulelerini 2023 yılında işte ilk örneklerimizi, ilk girişimlerimizi yaptık. 2024 yılı itibariyle artık onların silah kulelerinin optik bloklarının tüm akıllandırma işlemini biz devralacağız. Bunu da yine hani ithalatı kırarak yapıyoruz. Yani yurt içindeki bir rakibimizin yerini almıyoruz. Yurt dışındaki bir rakibimizin yerini alıyoruz. İthalatı kırıp biz aslında dolaylı yoldan onlarla da beraber yurt dışına bu ürünleri ihraç etmeye devam edeceğiz, başlayacağız. Yani Blitz Teknoloji'nin aslında şöyle bir örneklemi var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmiş olduğumuz şu noktada milli teknoloji hamlesindeki güzel örnek firmalardan bir tanesiyiz. Şu ki aslında biz Türkiye Teknoloji Takımı'nın milli takımlarından biri, yani T3 Vakfı'nın milli takımlarından biriydik biz. Ve aslında orada milli teknoloji hamlesiyle beraber uyandırılmaya çalışılan duygu, gençlerin yüksek teknoloji ürünleri üretmesi, dünyaya satması, yurt içindeki ihtiyaçları karşılayabilir hale gelmesi. Hani bir çocuğun bir uçağa dokunmasının etkisinin, bir yansımasının bulunması gerekiyordu. Şöyle söyleyebilirim ki Amerika'daki o insan savarıcı yarışmasına gidip ülkemizi temsil etmeye çalışırken ekibimizdeki bazı arkadaşlarımız, ya İHA yapmışız, İHA uçurmaya gideceğiz oraya. Arkadaşlarımızın bazıları ilk defa uçağa bindi. Yani uçak yapmış biri ilk defa bir uçağa binerek Amerika'ya gidiyor. Yani ilk uçağa biniş deneyimi de ülkesini temsile gidiyor. İşte bu etkilerin en büyük örneklerinden biri bence Blitz Teknoloji. Yani bizim geliştirmiş olduğumuz teknolojiler, bizim geliştirmiş olduğumuz ürünler bundan sonraki yıllar içerisinde aslında bir ürün, bir böyle maddi kalem, bir kazanç kapısından ziyade bir örnek yapısı olarak teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz 3 kurucu ortak yola çıktık. Hepimiz o İHA takımında buluştuk. O İHA takımında işte Türkiye Teknoloji Takımı'nın desteğini aldık, üniversitemizin desteğini aldık. Şu anda işte Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün, kendisi zamanında Gebze Teknik Üniversitesi'nin rektörüydü. O zamanlardan bizlere çok destekler verdi. Gelmiş olduğumuz bu nokta bir irade meselesi. Yani bir irade koyuyoruz ve bir iradeden destek alıyoruz. Bu desteklerle bir çıktı yaratarak ülkemizin katma değerli ürünlerini hem ihraç ediyoruz, hem ithalatı kırarak yurt içinde satış yapmak bizi çok daha mutlu ediyor. Yani yerli üretimi de artırıyorsunuz aslında. Aynen öyle. En büyük bence zaten referans noktası şu. Yurt dışından bir mal alıyorum diyen firmana ben o malın çıkartılıp yerine benim ürünümün takılmasını sağladığında bu mutluluk veren bir şey aslında. Yani ihracat yapmak, evet, gelirlerimizi ihracat odaklı kazanıyoruz. Yani Blitz Teknoloji'nin ana gelir kaynağı ihracat. Büyük pazar potansiyeli yurt dışında. Ama yurt içindeki bir müşterimizin bile ihtiyacını karşılamak, yurt dışından bir ürünün ülkemize gelmesini engellemek, yani bizim için bu milli bir mücadele gibi. Yani parasal bir mana değil sadece. Bağımlılıktan kurtuluyoruz. Yani çünkü biz bunu gördük. Özellikle bu Libya olaylarında, Azerbaycan'daki savaşta Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu katkılardan sonra bizim dahi satın aldığımız bazı komponentlere
erişim engellenmeye çalışıldı. Yani biz satın alamaz hale getirilmeye çalışıldık. Yani bugün mesela arkada gördüğünüz Spektrum 800'ün çıkma hikayesi tamamıyla aslında bizim askerimizin sahada ihtiyaç duyduğu bir ürün. Bu ürünün yurt dışından alamıyoruz. İHA'sını yaptık ama kamerası yok. Hani bizim bu boşluğu dolduruyor olabilmemiz arkadaşlarım, genç arkadaşlarımıza şu örneği sunuyorum. Hani biz bu küçük bir boşluğu dolduruyoruz aslında. Bunun gibi çok 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 fazla sayıda boşluk var. Yani gençlerin aslında girişimci kimliğini kazanması, Teknopark gibi, Teknopark İstanbul gibi yapıların içerisinde teknoloji geliştirebilmesi, ekip çalışmasıyla belli bir sabır ve sebat doğrultusunda belli bir çıktı üretebilmesi çok büyük bir nimet. Hani benim genç arkadaşlara en büyük tavsiyem, hani biz kendimizi örnek gösterme niyetinde değiliz. Aslında iyi bir örnek olduğumuz, hani yani bize örnek, iyi bir örnek bu aslında. İyi bir yaklaşım olması gerektiğini düşünüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz Gökhan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.